Şeytan Recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hoca hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Allah hepimizin iyiliğini artırsın. Amin. Haşir. Hasan abi, nasıl poz verecek söylerse ona göre bir şeyler. Kendimizi hazırlayalım. Mevzumuz haşir. Evet. Haşirle ruh. Ruh. Ruh mevzu, haşir, 517 sözler. Mevzu biraz çok okunmadığı için hatırlanması noktasında bazı teknik şey vereceğim, bilgi. Bu da biraz daha kolay olsun diye, ruhu anlaşılması için. Ruh nerede? Bedenin neresinde? Ruh bedenin neresindeyse, ahirette dünyanın orasındadır. Ona ait biraz şey vereceğim. Şimdi, biz şu bedene anlam, yüklediğimiz anlama göre bu değişiyor. Yani, biz burayı tanımıyoruz. Beden nedir? Risale'de geçiyor. Gılaf-ı latif nedir? Cisim nedir? Ceset nedir? Külliyata geçen bunlar tabirlerdir. Öyle tıngır tıngır okuduğumuz zaman 100 sefer okusan öyledir. Öyle kalır. Öyle demiyor külliyat. Fecme havassaha bi hayri tumimet. Risale'deki hassaları, vasıf ve sıfatlarını, özelliklerini, tanımlamalarını, İçeriklerini topla, bir araya getir. Fecme havasıha. O zaman ne olur? Bir hayri tumimet. Hayır tamam olur. İmam Ali söylüyor değil mi? Böyle tıngır tıngırla İmam Azam da olunmuyor. Alim de olunmuyor. Tahkik edeceğiz. Tahkik edeceğiz. Etmiyoruz. Bir de edilene de itiraz ediyoruz. Beden nedir? Hiç yapmadık, araştırmadık. Beden, cisim, bedeni misali, risale konuları. Şimdi ben size çabuk olsun diye not aldım ki mevzu daha iyi anlaşılsın. Beden, şu ampul var ya ampul, saniyede 60 defa yanar, söner. Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için biz onu devamlı yanar zannediyoruz. Aynen bu örnek gibi Kur'an'daki tane ayet ve 29. ve 30. sözde halkın cedid var. Yani varlık şu, ilimden kudrete, kudretten ilime diye anlarla yaratılıyor. Halkın cedid. Allah her an bir şendedir, an. Bu ayette geçiyor, her an bir şende. Yani her an bir yaratılma var. Nedir o? Bu varlık ve hepimiz an ve an var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz. Yani Risale'deki şey, ilimden kudrete, kudretten ilme. 30. sözde, haşiyede, uzun bir haşiyede, İmam-ı Bin, Kitam-ı Bin mevzusunda bunu anlatıyor. Şimdi an ve an, her ana beden denilir. An. Bu bedenlerin toplamına bedeni misali denir. Yani varmış gibi bir saniye öncesi, bir saniye sonrası varmış gibi zannediyoruz. Şu anda gördüğümüz andadır. Hepimiz anda tır tır gidiyoruz. Daireyi kudretten daire ilmi, alemi misale gitmiyoruz. Alemi misalin defteri olan lef-i misaliye gidiyoruz. Alem-i ervahtan geliyor, daire-i ervaha gidiyor. Alem-i misalden geliyor, daire-i misale gidiyor. An ve an ve gidiyoruz. Beden-i şey, glaf-i latif nedir? Bu ruhla alakalı. Burada anlatıyor glaf-i latif, beden misali. Ruha münasip bir glaf-i latif, bir beden misalesi var. Glaf-i latif ne? Allah bu kainatı yaratmaya karar verdi. O kainatın bir numunesini insana giydirdi.
Yani birbiri üzerine giydirdi. Onu anlatacağım niye karışmıyor. O bütünsellik haline vilafi latif. Peki niçin karışmıyor? Ona anlatacağım. Ondan sonra buraya gireceğim. Niçin karışmıyor? Bizde Risale-i Nur'da kayyumiyet bahsinde 24. mektupta da el merkeze pergelimi koyuyorum, dışarıya çıkıyorum. Şefkat-i mukaddese var. Onun bizde karşılığı şefkat var. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzehe, yani soğan kabuğu gibi cücükten dışarıya çıkıyorum. Cücüğe en merkez latifemiz, ruhun en latifesi şefkat-i mukaddese. Onun bir katman dışarısı muhabbet-i münezzehe, onun bir katman dışarısı şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-i mukaddese. Bunlar bizde var. Nerede bu? Bizde. Neresinde? Niçin karışmıyor? Boyut farklılığından karışmıyor. Boyut. Şu anda radyo dalgaları var mı? Televizyon dalgaları var mı? Var. Niçin karışmıyor? Boyut farklılığından karışmıyor. Ona boyut farklılığını şunu bir de misal vereyim. Güneşten foton geliyor. Işık tanesi. İçinde ne var? 7 tane renk var. Isı var, ışık var, dalga boyları var. Niçin aynı yerde karışmıyor? Çünkü 7 tane renk, dalga boyları boyut farklılığından karışmıyor. Başka bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Odunda duman var, nur var. Yaktığın zaman duman çıkar ve nur çıkar. Aynı yerde iki tane zıt, duman ve nur karışmamasının sebebi boyut farklılığından karışmıyor. Bir örnek daha. Ağzımızdan kelam çıkıyor. 46 muhakimattan söylüyorum. Hazreti Ali der ki kişi kelamın dilinin altındadır. Üstad Hazretleri der ki kelam nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Kelamımızda dima var mı? Yani akıl özellikleri yükleyebiliyor muyuz? İlim. Değil mi hocam, onu anlatıyorsun. Vicdanımız da var. Bak şu vicdansıza bak, bak ne diyor veya ne vicdanlı adam, bak nasıl konuştu. Öyle bir konuşuyorsun ki vicdanı aktif ediyor. Çünkü kelamın içerisinde vicdan boyutu var. Kelamın içerisinde akıl boyutu var. Kalp boyutu var. Aynı kelam. Kelam kişinin karakteri, kimliğidir. Kelam ruhun alem-i şehadette, bedenin dışındaki vücud haricisidir. Kelam. Kelam-i ilahi. Ve üç sıfatı tazamun eder. 430 sözlerde ilim, irade, kudreti tazamun eder. Bunlar şunu anlatmak istedim. Bir, batını söyledim. Şefkat, muhabbet, müneze. İki, kelam söyledim. İki örnek batından verdim. Radyo dalgaları, odundan misal verdim. Fotondan misal verdim. Bunlar aynı paketin içinde farklı farklı nihayetsiz mertebeler bulunabiliyor. Ama izdiham, yani karışıklık, sıkışıklık olmuyor. Sebebi boyut farklılığı. Şimdi şefkat neredeyse gadap da aynı yerdedir. Muhabbet neredeyse nefret de aynı yerdedir. Niye karışmıyor abiler? Dalga boyutun farklılığından karışmıyor. Ahiret de buradadır. Ahiret her tarafı istila etmiş. Cennet, cehennem istila etmiş. Mesela nar, nur misalini veriyor. Dalga boyutundan birbirlerine karışmıyor. Şimdi kelamın neresinde dima ve vicdan varsa, ışık tanesinin neresinde farklı 7 tane renk varsa, odunda duman ve nur neresindeyse, aynı et ve kemikte muhabbet, lezzet, şefkat, iftihar, sevk, surur, gadab, öfke, nefret nerede aynı şey? Birbirinizden olmamasının sebebi dalga boyutu farklılığından, bedende de ruh böyledir. Bedende ruh nasılsa ahirette dünyaya öyledir. Ki ustadımız dünya için alemi gaybın üzerine örtülmüş tenteneli bir perdedir diyor. Ahiret, mesela yoğurtumu ayarlıyoruz tencereye. Örtü neredeyse örtülen de oradadır. Bir daha, örtü neredeyse örtülen de oradadır. Dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Yani dünya perde ise örtülen de ahiret oradadır. Şimdi ruh
ruha giriyoruz. Ahireti niçin anlayamıyoruz fazla idrak? Çünkü bedene biraz önce beden ve gılaf-ı latifi tam tanımlayamıyoruz. Yani bedeni tanımıyoruz. Doğru malzemelerimiz olmazsa doğru tefekkür kurulamıyor. Kurulamayınca da doğru neticeye varamıyoruz. Yanlış soruların doğru cevabı da yanlış oluyor. Yanlış soruların doğru cevabı da yanlıştır. Ama doğru cevap ama yanlıştır. Ruh dört özelliği vardır. Zihayattır, zişuurdur, nurani ve vücud haricidir. Niçin karışmıyor? Birbirlerine giydirilmiş boyut farklılığında. Ruh zihayattır, zişuurdur, kanun emridir, vücud haricidir. Diyeceksiniz ki ya cumartesi dersinde böyle ağır ders mi oldu? Öyle diye diye bu hale geldik. Her ders her yerdedir. Herkese uygundur. Her ders herkese uygundur. En büyük ihanet ve zulüm kendimizedir. Anlamaz, anlamazlar diye biz kendimizi yetiştirmemişiz. Hep bastırılmışız. Gelsin iki tane çiçek, gitsin iki tane çiçek. Ya dersten sonra da çay gelsin. Mahvolmuş gitmişiz. Ülfet belasına düçar olmuşuz. Risale'nin bu konuları ne zaman okuyacağız? Kabirde mi okuyacağız? Ne kadar anlarsak o kadar kârdır der usta. Her konuyu, her mertebesini anlayacak halimiz yok. Ama ne kadar istifade edersek kârdır. Şimdi bu kadar misal dendi. En azından dört tane. Bir, şefkat, memnuniyet, iftiharlar. Bak nerede? Et ve kemikte gözükür. Değil. Fotonda misal verdik, kelamda misal verdik. Tam ruh da bu et ve kemikteyken et ve kemikle alakası yok. Nasıl? Odunda gözüken duman ve nur, odun gibi gözükürken odun değil işte. Duman odun değildir. Nur da odun değildir. Odunun en büyük düşmanı ateştir, ateş içindedir. Ateş içinde değil, ateştir zaten kendisi. İçi dişi yoktur. Yani bakın, zıt iki unsurun donmuş hali odundur. Hatta odun donmuş güneştir. Güneşin ışınları donmuş bu hale gelmiş. Şarjlı pil gibi yapmış Cenab-ı Hak. Ruh ziyayattır. Bir boyut, giydirilmiş. İki, zişuurdur. Şuur. Üç, nurani vücudu haricidir. Kanun emridir. İkinci şuadan nakil yapıyorum şimdi size. Zi hayattır. Yani hayatı simgeleyen dört melaikeden hangisidir? İsrafil. Şuur? Şuur hayır. Peki. Zişuur. Şuur. Mikail. Ziru. Azrail. Tamam. Vücudu harici mesela olduğu zaman aklı melekesi Cebrail. O zaman dört melekin, melekin hulasasıyız. Donmuş haliyiz. Ruh dört tane özelliği var. Bu cihette mahluktur. Bu dört tane sıfatı kaldırırsan kanun olur. Yer çekimi kanunu, itme kanunu, sesin yayılma kanunu gibi oluyor. Yani bir kanun emridir. Ama kafasına aklı ve şuuru takmış, zihayattır, zişuurdur, kanun emri, vücud harici yedirmiş bir mahluktur ruh. Ama bakın, hiç kendisiyle alakası olmayan mekanda taattun etmiş ve oturmuş. Yani odunla alakası olmayan ateş, odunla alakası olmayan, odunla çıkan, yaktığımız zaman bir anda her yerde değil mi o nur? Yaktığımız zaman rehanının neresindedir? Odun yaktığımız duman nerede? Isı nerede? Yaktık çıktı. Her yerde. Her yerde olanla bir yerde olan o odunu yapıyor Allah. Her yerde olan nurla, her yerde olan ısıyla odunu yapmış. O ve bir yerde duruyor. Her yerdekini bir yere yapmış. Şu kullandığı teknolojiye bak. Odun gibi gözüküyor. Et ve kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor ya, aynı öyle. Külliyet kesbetine müsait bir kanun emridir. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü bir tamamiya bu ruh anlaşılırsa bedende, ahiretin anlaşılması çok kolay oluyor. Beden dünyayı temsil eder, ruh ahireti temsil eder. Yani kelam dünyayı temsil eder, kelamın içerisine yükleyen, ağızdan çıkan kelamda kişinin timsali
dimağı var. Yani aklı melekeleri, kalbi özellikleri, hissiyatları ağzından çıkan kelamda var. Kelam sıfatı. İlim, irade, kudreti tazamun eder diyor 430 sözlerde. Kişinin. Rütbeyi şeyi gözükür diyor. Neydi hocam o? Kelamında rütbeyi edebi ilmi gözükür diyor kelamında. Kişinin. Ha ağzından çıkıyor ama ne var içinde? Benim dimağım var. Akıl var orada. Duygularım var benim. Nasıl sokmuş oraya? Bir kelamın, kelimenin içerisine bunlar nasıl yerleştirilmişse bedene de ruhu dünyaya da ahireti böyle koymuştur. Lezzet mesela. Elmada lezzet. Neresinde lezzet? Halbuki en zayıf olan kavanin emriye, bu yer çekimi kanunu, itme kanunu, sesin yayılma kanunu gibi bu kavanin emriye dediğimiz, yani vücudu haricileri olmayan, vücudu nisbileri olan kıyasla düşüyormuş. Kimisi çekim demiş, kimisi ötekisi itme demiş. Ama olayda bir hadise var. Buna bir isim koymuşlar. Buna kanun demişler. Kanun. Kainattaki esmaların mukannet-i risadeki tabiri söylüyorum. Kanun nedir? Esma her daim bir şey aynı şekilde tecelli ediyorsa, bu böyle oluyorsa, esmanın iktizasıdır. Buna bir isim takmış. Nam takmış. Müslüman olmadıkları için esmanın mukannet tecellisi dememiş. Kanun demiş. Kavanin emriye sebat ve bekaya mazardırlar. Niçin? Kanunlar ölmüyor. Kanunları dünü, bugünü, yarını yoktur. Yaşı yoktur. Dünya kuruldu, yer çekimi kanunu şimdi de var. Yer çeken yaşı var mı? Onu yapan Allah'ın yaşı olur mu? Yer çekimi kanunun yaşı varsa onu yapanın da oluyor işte. Peki yok. Yer çekimi kanunun gecesi var mı? Soğuğu var mı? Tipi var mı? Hacmi var mı? Kütlesi var mı? İnkar edilir mi? Bunun sahibi inkar nasıl ediliyor? Onun da yaşı yok. Bekaya mazardır. Çünkü diyor dikkat edilse maruzu tagayr olan bütün nevilerde birer hakikati sabite vardır ki. Yani mesela biz devamlı değişiyoruz. Bak saçıma bak. Böyle değildim. Siz de böyle değildiniz. Değişiyoruz ama bir hakikat var, değişmiyor. Ötekisi kabuk atıyor devamlı. Yani sanki ağacın kabuğu atar gibi. Devamlı değişiyor. Peki bu değişiklik nereden geliyor? Bir Japon 437 sayfa kitap yazmış. Bu suret neyi ifade ediyor? Yani bu niye böyle? Elma niye böyle? Çiçek niye böyle? Neyi ifade ediyor? Niçin bu farklı farklı görüntüleri var, suretleri var diye? İfade edememiş. Okuduğum için söylüyorum. Ama şu ağlarda 74. sayfada şöyle geçiyor bir cümle. Suret hakikata istinad eder, ondan medet alır. Suret, batının dışa vuruşudur. Esmanın cilve, cemal, nakşı sanatıdır. Ama nereden bilecek adam? Ustadımız bir cümleyle koca adamın 437 sayfalık kitabında anlatmak istediği de anlatamamış. Bak suret hakikata istinad eder, ondan medet alır. Yani namaz kılan, namaz kılmayan, zekat veren, zekat vermeyen, zina yapan, içki içen, nurcu, tarikatçı, sünni, alevi, şia vesaire hepsi simada gözüküyor. Nasıl gözüküyor burada? Şu kadar küçük bir aynada böyle bir değişkendir. Hatta sabit bile değil. Korktuğumuz zaman, heyecanlandığımız zaman, manayı anladığımız zaman, namazı kılıp kılmadığımız zaman bir tanesi sordu. Abi dedi, televizyona çıkıyorum dedi, makyaj yapmak caiz mi, ne yapayım dedi. Dedim ki niye yapacaksın? Abi nurlanacağım falan dedi Hasan. Ben dedim ki nurlanmak istiyorsa makyaja gerek yok. Teheccüd namazına kalk. Nurlanacaksın. Şimdi niye sima değişiyor? Adam abi hakikaten mi diyor. Şimdi adama düşün yani, makyaj için soran adama teheccüd namazını söylüyoruz. Tabi o da şaşırdı tabi. Mutlaka kafadan eksiktir demiştir. Şimdi demek ki bu devamlı değişiyorsa değişmeyen bir merkez var. Haletlere göre dışarıya vuruyor. Bak diyor ki dikkat edilse maruz-u tagayr olan, yani devamlı değişen bir şeylerde, bütün evlerde birer hakikati sabite vardır ki, değişmeyen bir şey var ki, bütün tagayrat ve inkılabat ve etvar hayat içinde yuvalanarak suretleri değiştirip
ölmeyerek, yaşayarak baki kalıyoruz. Yani bir hakikatımız var, devamlı değişiyor. Sonra ecel engamında kompleyi ortadan kaldıracak. Bunun bir kardeşi olan uykuda yapıyoruz. Cesedi buraya, bedeni bırakıyoruz. Ondan sonra oho nerelere gidiyoruz? Bu gözle değil, bu kulakla duymadan, görmeden, bu ayağı kullanmadan bir sürü işlem yapıyoruz. Şüphemiz var mı onlardan? Yok, zaten faturası çıkıyor. Ya banyo yapıyoruz, ya yemek yemiş oluyoruz. Hatta bazen de uyku haliyle gidip adam kalkıp yemek yiyor. Böyle insanlar da var ha. Hatta onun hakkında İslam hukukunda fıkıhta şey demiş yani. Kalkıp Ramazan'da yese ne olur? Ömer abi ne oldu? İki Ömer bir araya oturdu. Evet. Bir şey olmaz olur mu? Kalktı adam yemek yedi, doydu. Ama yattı, haberi yok. Gündüz. O zaman bir araştırın bakalım. Hakikaten uyur gezerler var ya, gidip yemek yese ne olur? Orucu bozulmaz. Sonra ne olur? Hiçbir şey gerekmez mi? Yok. Tahmini dersen günahkar olursun. Bilerek konuşacaksın. Onun için öyle yok. Ben sözümü geri aldım. Tamam, sözünü alman lazım. Çünkü tahmin olmaz dedi İmam Yusuf. Sözümü geri aldım. Bir bakın bakalım. Acayip bir şey ya. Ya peki göz kapalı. Horluyorsun. Kendi horlamanı duymuyorsun. Öteki odadaki rahatsız oluyor. Sen bu horlamayı değil, rüyada gördüğünün sesini duyuyorsun. Demek başka kulak da varmış. Rüyada başka şey de duyuyorsun. Bu göz kapalı neler görüyorsun? Demek başka göz de varmış. Bu ayak kullanmadan koşup iş yapıyorsun. Demek başka ayak da varmış. Abi ne alakası var? Terden soğudun. Madem koşmadın sağa, niye bu ceset koştu, terden soğudu? Madem bu adam yapmadıysa niye gusül yapıyorsun? Bir de vallahi rüyadakilerle mesul olacak olsak seyret şimdi. Zina hesabını ver bakalım. İyi ki değilmiş ya. Bir tane şöyle yapayım. Ya şu dünyayı anlayamadık. Çünkü kendimizi tanımıyoruz ki. Yaşadığımız halde yaşadığımızın farkında bile değiliz. Hayatı kullanıyoruz. Kaç kişi ben de dahil bugün yaşadığımızın farkındayız. Yaşadığımızın farkında değiliz. Ancak bir yerde el fren çek, takoz koyduğu zaman yoğun bakım alınca bir nurcuyu ziyaret ettim. Çıkarttırdılar. Zor şöyle söylüyor. Hasan kardeş. Çıkarttılar. Hasan kardeş gittiğin yerde şunu söyle dedi, kapattı. Ne dedi biliyor musun? Yoğun bakım oldu. Akciğer kanseri. Yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan nefes aldıklarının farkındalar mı? Benim kardeşlerime derste söyler misin? Dedi. Yoğun bakıma takılmadan onu yaparken bile sıkıldım yani. Neyse geç boşver. Demek ki bir hakikat var, değişmiyor. Bak devamlı suret değişiyor. İşte her bir şahsı insani mahiyetinin camiyetiyle ve külli şuuruyla ve umumu tasavvuratıyla bir şahıs iken bir nev hükmüne geçmiştir. Yani her an elektrik var ya şu an burada dedik ya, yanıp sönüyor. Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı olunca devamlı zannediyor. Varlık da öyle, biz de öyle. Bütün kainat, varlık, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor. İlimden kudreti, kudretinle. İşte bunlar bizim bir bedeni misalimizi oluşturuyor her an. Anlara an beden denilir. Bunların cemine gidenlere bedeni misali denilir. Glaf latif ise Allah kainatı ağacı yarattı. O ağaca yaptığı, giydirdiği hangi esma varsa çekirdeğine koyduğu gibi 18 bin alemi bize giydirmesine de bir glaf-ı latif denilir. Burada söylüyor. Burada. Öyle şaşırmayın. Glaf-ı latif nereden çıkarttı bu demeyin. Bak 517 sana belki ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir glaf-ı latif bir bedeni misalesi var. Onu senelerce uğraştığım için söylüyorum. Birkaç dakika size söyledim ama en az 3-5 sene uğraştım şu beden nedir, bedeni misali nedir, glaf nedir, glaf-ı latif nedir, cisim nedir, ceset nedir. Tek tek. Yani Risale bambaşka bir şey. Bediüzzaman her okuyuşta farklı anladığına göre demek ki bizim gibi okumuyormuş.
Tefekkür etmek için de malzeme lazım. Demek ki insanın bir sabit bir hakikati var. Hergeli koymuş, diğerleri devamlı değişiyor. O değişene bizim bedeni misalilerimizdir. Cemine şahs-ı manevimizdir. İşte cennette nihayetsiz yerde olacağız. Çünkü nihayetsiz anlarımız var ya. Nihayetsiz. Dırrr, ya ya. O her dırt sensin. Bak dırt tıt tıt benim. İşte her an cennette olacak. O zaman ne kadar olacaksın asa cennete? Nihayetsiz yerde. Çünkü nihayetsiz bir bedeni misalim var. Bu bedeni misalilerin toplamına şahs-ı manevin denilir senin. Bu bütün nurcuların şahs-ı şahs bedeni misalleri toplamına da cemaatin şahs-ı manevisi denilir. O cemaatin şahs-ı manevisi canlıdır, ruhludur, şuurludur. Onun için sekerat anında da himmet eder. Hayatta da ilham eder. Bir şey düşündüğün zaman şu anda derste ilham eder. Ondan sonra eğer böyle derse biraz nefret gibi bakıyorsan sana diyor ki yapma, istifade etmeye çalış, boşuna kafanı sokma diyen de yine odur. Nasibimiz varsa tabii. Bir neve gelen ve cari olan kanun o şahs-ı insaniyede de caridir. Yani bizim bir anda her bir anımız dırt 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 var olup yok oluyor ya. O beden ve toplamı işte o bütünsel olan hayatımıza şahs-ı manevi deniliyor. Ama onların bir şeyi de bir timsali bir cilvesi de her ana nümene bırakılıyor. Öyle gidiyor yani geçmiş haletler de duruyor. Mesela eskide ben merak etmiştim bayağı külliyata o daha fazla uğraştım. Yani 6 ayda bir hücre değişiyor değil mi senede 2 defa. Mesela yaya kaç yaşındasın? 50. Simanda diyelim ki 50 gözüküyor. Adam en azından 40'tan aşağı demez. 60'ta demez ama 40'tan aşağı demez değil mi? Peki senin 50 senelik hücren var mı? Yok. Senede 2 defa değişti. Nasıl 50 sene gözükebiliyor 50 senelik hücresi olmadığı halde? Ha? 50 sene olmadığı halde? Hiç merak ettin mi sen? Yok. Diyeceksin ki deli miyim ki böyle şeyler merak et. Şişmanlarda daha mı çok hücre var abi? Yani şu yüzdeki. Yani istersen az olsun, istersen çok olsun. Ama sima nasıl yaşı gösteriyor? Sima nasıl namazı gösteriyor? Sima hum fi vucuhimin eseri sucud. Elsinetikum elvanikum. Sesleri ve simaları kişinin karakteri. Nasıl gösteriyor? Mesela şunu da hemen diyeyim de. Doğdun Yahya, doğdun, bir sene geçecek, 49'dun, hop Ocak 1, gelecek sene Ocak 1'e kadar, bir sene içinde yaptıklarını, fiillerini, yaptığın fiili, enerjisini koy tencereye, bir sene içinde tefekkür ettiğin, aklına geçen hepsi, menfi ve müsbet, koy tencereye, bir sene içinde, iki, bir sene içinde kalbinde geçenleri koy tencereye, üç, bir sene içinde ruhtaki latifelerini, değişiklikleri koy tencereye, karıştır. Ne var orada? Fiillerimiz, dimağımızın bütünlüğü, fikirlerimiz, kalpteki hislerimiz, ruhtaki latifelerimiz, fiillerimiz, fikirlerimiz, hislerimiz, latifelerimiz. Karıştır, 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 dördünü karıştır, yapıştır buraya. O toplamına bir yaş denilir. İşte dördünün toplamı, bir sene geçti ya bir sene içinde, bu bir sene içindeki fiillerimiz, fikirlerimiz, hislerimiz, latifelerimiz cemine bir yaş denilir. Yani bir yaşın latife hal. 50 tane latifeyi karıştır. 50 tane böyle. Karıştır karıştır. Yapıştır. Yahya'nın siması. Peki. Bir nevde cari olan bir hakikat her bir insanda cari olmasının sebebi ruhunun diyor külliyetindendir. Camiyetindendir. Madem Fatih-i Zülcelal insanı cami bir ayna ve külli bir ubudiyetle ve ulvi bir mahiyette yaratmıştır. Fatır niye dedi? Fatır demek zamansız, zeminsiz, maddesiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, modelsiz, misalsız, macelesiz yaratan Allah demektir. Fatır. İlk ve son yapıyor. Deneme yanılma yapmıyor. Allah bir elma yapıyor, bir at yapıyor, her sene son model.
Ama insanoğlu bir at yapıyor, araba yapıyor, her sene modeli değişiyor. Çünkü fatır olmadıkları için. Fatır, Allah bir söylüyor, bir yapıyor, en son söyleyeceği gibi, en son yapacağı gibi. Bunun arkasında fatır olduğu için. Çünkü Allah zamansız, mekansız, maddesiz, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız. İkinci şuada bunu anlatıyor. Diyor ki bu kainatı böyle atacaksın işte, ondan sonra manasız musarrafatla toplayacaksın. Şurayı mermere koy, içine tenekeden çakılı boşaltır gibi boşaltacaksın. İnsanın hücresi veya dünyanın haritası olur. Böyle bir sistem kurulur mu? Kurulmaz. Demek birisi tutmuş. Yani şunu, şuraya mermer koysan yaya, üstüne bir tane tepeye çakıl taşı doldur ufak teneke, boşaltacağım mermere, hiç eksiksiz dünya haritası olacak. Canlı ruhlu değil ha. Dereler, göller, Ege kıyıları, Antakyalar olacak. Nasıl mümkün değil? Nasıl değilse, yani bu hücreler de canlı, ruhlu, şuurlu olan, hisli olan hücreler de öyle konulamaz. Birisi koymuş. Tak 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 koymuş. İşte bu Fatih-i Zülcelal anlattım. Fatih-i Zülcelal insanı cami bir ayna yapmış. İlk. Mesela çocuk niye çok nurani? Hiçbir farzı yok. Hiçbir oruç tutmamış. Melek gibi değil mi? Niçin? Ama farzı yok. Ve ölünce cennete gidiyor. Ama hiçbir ubudiyeti yok. Çünkü haramı yok. Çünkü aynada misal veriyor. Aynadır. Ayna ne demektir? Bu okulda lazım olur. Şimdi bunu buraya bakınca kendini göremezsin ha. Niçin doludur? Bak renkli. Ve Mesnevi Nuri yazıyor. Aynan için beni gösterir. Çünkü içi boştur. Hiç kimse yoktur. İnsan da Allah'a cami ayna olabilmesi için tanımlanması, sıfatlanmasından sıyrılması lazım. Onun için hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor usta. Hiç olmak için değil. Ne? Bütünü dol göstermek için. Bak ayna demek içinde hiçbir belirleniş yok. Vasıflanmış yok. Sıfatlanmış yok. Renk yok. Onun için aynadır. Ama bu gözü göstermez. Bak renk var içinde. İnsan cami bir ayna olabilmesi için onun adına değil, kendi adımıza koymuş olduğumuz vasıflar var. Aynamızı renklendirmiş. İnsan cami bir ayna olarak yaratılmış. Bebek gibi. Bebek nettir. İçine bir şey koymamış. Nurani olmasının sebebi terklerinin fazla oluşundandır. Terk. Günahı yoktur. İnsanı nurlandıran ubudiyet değil, günahın terkiğidir. Günahların terki kadar insan nurani olur. Namaz orucu kadar değil. Çünkü defi mefasit, celbi nefaya rüçhanet kesmemiş. Bu asırda usul esas olmuş. Lugatta geçer. Defi mefasit, terki kebair. İkisi lugatta aynıdır. Günahın terki. Oysa defi mefasit, ki takvanın açılımıdır o, 148 aslanında. Defi mefasit, itikat şirklerden, putlardan temizlemek defi mefasit. Terki kebair, haramları terk et. Birisi itikat, birisi amel. Ama lugatta alsan ikisi de aynıdır. Lugatla okursan külliyatı, lugatla izah edersen, işte ikisi de günah. Fatih-i Zülcelal insanı cami bir ayna ve külli bir ubudiyetle, cami bir ayna, içinde hiçbir vasıflanmış yok. Ayna olabilmesi için. Yani onun adına olan hariç. Sonra külli bir ubudiyet. Niye? 18 bin alemin elbisesi bize giydirilmiş. Bir tanesi dedi ki, ya nasıl elbise giydirildi? Mesela her bir fikir, bir his bir elbisedir. Duygu bir elbisedir. Fikir bir elbisedir. Düşünceler bir elbisedir. İnsana giydirilmiş. 18 bin alem. O zaman sen Allahu Ekber dediğin zaman o alemlerin numunesi ile beraber sana giydirildiği için 18 bin alemle namaz kılıyorsun. Küfür yaptığı zaman da 18 bin alem senin aleminde yok oluyor. Onun için cinayeti büyüktür. Her bir ayna ve külli bir ubudiyetle ve ulvi bir mahiyette yaratmıştır. Ulvi bir mahiyette yaratmış insanı. Peki öyle bir şey gözükmüyor ya. Et işte kemik. Çekirdek de öyle ama.
kocaman ağaç içinde değil, bir tane flaş bellek var. Tartarsanız bir kilo ağırlığı olmaz. Koca filmler oradadır. Batarya, telefonun bataryasını tartarsanız, kilosu değişikliği değil ama onunla video çekersiniz. Bak enerji, latif olan, dünyamızdan uzak olanların dünya kanunlarına girmiyor. İşte bak kiloya girmiyor. Hacmi de yok. Tipi de yok. 100 sene öncekisine desen ki bak bunda neler var. Flaş belleğin içinde neler var bir bilsen. Dünya kadar film var. Alemler var desen ama kafayı yedi ya. Kim gidip de görmüş derler. İşte insanın ubudiyeti ve mahiyeti de böyledir. Flaş bellek gibidir. Kilosunda bir değişiklik yoktur ama bütün alem bundadır. Nasıl ya? İnsanoğlunu işte ya. İnsanoğlunu şu yaptı belli. Bu kadar kişide, bu kadar şeyler konmuş ya, bu kadar bir şeye. 18 bin alem buraya koyamaz bu. Bu yapılan kafayla bunu yaparsa, yapılan kafa bunu yaparsa, bu kafayı yapan neler yapamaz? Buraya yerleştirmişti. Kendimiz zaten kendimize şahidiz. Küllü bir ubudiyet ve küllü bir mahiyeti yaratmıştır. Her fertteki hakikat-ı ruhiye yüz binler suret değiştirirse izni Rabbani ile ölmeyerek yaşayarak geldiği gibi gidecek. Yani ne kadar sima değiştirdik. Değil mi? Sima değiştirdik, sesleri değiştirdik ama ruhumuz değişmiyor. Yani neye benziyor? Çekirdek. Sabit ağacın kökünde dal, sonbahar, ilkbahar, yaz, dalları kopuyor, küçük oluyor, sararıyor, yaprağı döküyor, karosfe yapıyor, meyve veriyor, vermiyor. Ama bu değişiklikler dışarıdadır. Çekirdekte olmadığı için devamlı çekirdek o hakikati pompalıyor ona. Yani sonbaharda döktü, baharda tekrar aşağıdaki verilen mesajla aynısı geliyor. İnsanın da simasına devamlı pompalayan aşağıdaki verinin devamıdır. Kendini küçük zannetme. Kendini bak küçük zannet. Orayı da okuyayım. Mahiyetimizi de zannedeceğim. Mahiyet. Ha, yani küllü mahiyet. Hakikat ve mahiyet nedir? Yani orayı... Ha, o anlatayım abi. Mahiyet kelimesini gördüğünüz zaman sıfat-ı subutiyenin, yani Allah'ın zatı ve subutu sıfatlarının bizdeki karşılığına mahiyet denilir. Hakikat tabirini gördüğün zaman Yahya, Allah'ın esmalarının bizdeki karşılığı. Hakaike şey sabit et. Hakikat, insan böyle bir hakikatte yaratılmış. Yani esmaların hulasası. Camiül Cem. Cemül Cem, Camiül Ezdat. Kahar esması da var. Rahman esması da var. Esmaların bütünlüğüne hakikat, sıfatların bütünlüğüne mahiyet denilir. İnsan. Ama aynı yerde. Ama boyut farklılığından gözükmüyor. Birbirini istirham etmiyor yani. Ezmiyor, karışmıyor. Mesela bir limonun kendi görüntüsü hakikat. Hakikat. Ama ekşi, mesela ekşi olması mı mahiyet? Yani çünkü mahiyetin herhalde şekli o yok, ağırlığı yok. Öyle mi anlayacağız? Yani? Yok abi. Nasıl? Limonun görüntüsü suret denir. Suret. Suret. Çekirdeği siret. Yani veya lezzeti. Gözükene suret, gözükmeyen lezzete, yani elemdir, acıdır. Ona da sire denilir. Çekirdeğe de istidat denilir. İstidatlar da sıfata bakar, mahiyettir. Çekirdek mahiyete, limonun tatlılığı, acılığı siretidir. Bize uygulayalım. Görünüşü suret. Siretin ahlakın, huyu. Mahiyetin istidatları. Esma nedir? Kabiliyetleri. Peki istidatla kabiliyet arasında ne fark var? Herkes doktor istidadındadır ama herkes doktor kabiliyetinde değildir. Yani istidatların eyleme dönüşmüş hali. Diş şartlar, bedensel ve diş şartlardan dolayı. Ya mesela adam marangoz istidadı var. Eksiklik yaratmamış. Ve alleme Adem esma-i külleha. Yani Adem'e konulan bütün program bizde var. Bu mahiyet. Ama bazı şeyler bizde kabiliyet olmamış. İstidatlarımıza, istidata mahiyet denilir. Kabiliyetlerimize hakikat denilir. Huylarımıza, davranışlarımıza, ahlakımıza siret denilir.
Onların dıştaki görünüşe de suret denir. Onun için onların siretleri suretleri olsa, siret ahlaktır, huydur. Der ya, siretten murat işte sıfattır, ahlak şeydir. 146 Emir'den. Bir şey daha sorayım o zaman. Sonra. Mesela madem öyle bir şey, mesela limonun görünüşü o zaman mülk ciheti mi oluyor? Aynen. Peki diğer tarafta melekut. Melekutundaki vaziyet mi mahiyeti? Evet. Şöyle diyeyim o zaman. Biraz da şey yapalım. Çekirdek de misal vereyim. Çekirdek eveluhu ismine sikke denir buna. Sikke. Eveluhu ismi çekirdek kalır. Ağacın bütünlüğü zahir. Zahiru. Ağacın o zahirisindeki arkasındaki makine tarafı batinuhu. Meyvesine ahiruhu. Huvel eveluhu vel ahiruhu ve zahiruhu vel batinu. Onları şu usta şöyle isimleri tanımlamış. Çekirdeğe sikke, meyveye katem, ağacın zahirisine mühür, ağacın batısına turra. Çekirdek mahiyet. Ağacın gözüken suret, ağacın makine tarafı hakikat. Esma sıfattan çıkıyor demektir. Tamam mı? Sıfat esas. Sıfat mahiyet. Sıfattan çıkana esma hakikat. Onların bizde kabiliyete dönüşmüş siret, ahlak, huy oluyor. Burası da zahir ruhu, suret oluyor. Mesela o zaman bu ağacın zahirisi mülk. Ötekiler melekut denilir. Yazılım. Mesela ağacın zahirisi mülk. Makina tarafı melekut. Melekut. Buraya kafirler de intikal etmiş. Melekut'a illa Müslümanlar az değil. Oraya kafir de girebilir. Tamam mı? Umur'un batınlarına geçenler, meşrepler de geçiyor. Onları tanımlamayın. Ama gayba, alimi gayba yani çekirdeğe ancak inkişaf edenler geçebilir. Bak surete hepimiz muhatabız. Kafir mümin. Melekut'a, umurun batınlarına, metafiziğe, kuantum fiziğine, oraya kafirler de geçer, Budistler de geçer. Melekut'a. Ama çekirdeğe gayb denilir. Gayb, ancak kalbindeki istidatları inkişaf eden, ruhlarındaki latifelere göre geçilir. Melekut ayrıdır, gayb ayrıdır. Mahiyet ayrıdır, hakikat ayrıdır. Bir daha, çekirdeğin yazılımına mahiyet. Ağacın makine tarafına, melekü tarafına hakikat, görünüşüne suret denilir. O bir de demin ki dört tane şey de tekrar edersen. Edeyim abi. O sikke dediniz. Ha bak çekirdeğe ismini de söyleyeyim, ustadın tanımlamasını da söyleyeyim. Kur'an'daki huvele volvel ahir ve zalû vel batın ve huve bir kürüşeyin alim. Çekirdeğe eveluhu sikke. Risale'de bak sikke tura, lugata bakarsan dördü de aynı. Bak ne kadar fark var. Çekirdek nerede? Ağacın meyvesi nerede? Zahirisi nerede? Makine nerede? Huvel eveluhu çekirdek sikke. Huvel ahiruhu meyve hatem. Huvel zahiruhu zahiru esma mühür. Huvel batinuhu turra. Ne kadar fark? Sikke, hatem, mühür, turra. Bir de yapayım ki bir şey 25. kare gibi yapayım. Şu toprak düşünün, toprak, çekirdek, ağaç verdi. Çınar ağacı hayal edin. Büyük bir ağaç var. Meyve verdi. Tamam mı? O zaman ne var? Çekirdek, sikke, meyve, hatem, ağacın zahirisi, mektubun altına muallimsin, yöneticisin, mühür, tamam. Ondan sonra ağacın batısına da turra denilir. Mesela ağaçtan çekirdeğin hulasalanmasına tereşşu, çekirdekten ağacın olmasına temessül, ağaçtan meyvenin hal olmasına teşahhus, ağaçtan meyvenin içerisindeki çekirdek tereşşu. Ağaçtan
meyvenin çekirdeği olmasına tereşu, ağaçtan meyve olmasına teşahhus. Çekirdekten ağaç olmasına temessül denir. İşte biz dördü birden oluyoruz ötelere. Niye anlamıyoruz? Boyut farklılığından. Şurada radyo dalgaları yok mu? Niye karışmıyor? Boyut farklılığından. Odunda duman nur karışmıyor. Boyut farklılığından. Işık geliyor, foton geliyor güneşten. Yedi tane renk yok mu içinde? Var. Isı ışık yok mu? Var. Niye karışmıyor? Foton dalga boylarının farklılığından. Üst dalga boyu alttakileri görüyor. Melekler onun için bizi görür. Ha? Görüyor. Ha, peki en cami kimdir? Melek midir? En cami insandır çünkü en kesiftir. Yani dört unsur var ya, toprak, su, hava, nur. Bunların en kesifi nedir? Toprak. Toprak mı en çok Allah'a gösterir? Su mu, nur mu, hava mı? En çok esmayı toprak gösterir. En kesif olduğu için, en karanlık olduğundan nur daha iyi gözükür. İnsan en kesif olduğu için toprak unsurundan da olduğundan dolayı meleklerde toprak unsuru yoktur. Nur unsuru vardır. Dolayısıyla insan en camidir çünkü en kesiftir. Varlık sürecinin en sonudur. Meyve ağacı sonu olduğu gibi. Şu cümleyi okuyayım müsaade edersen, ondan sonra kapatayım. Bak onu kapattım. Osman'dım şey yaptım. O cümleyi de tam otursun. Bak diyor ki insan o boyut farklılığını, Allah aşkına şuna bak ya. Harika bir şey. Peki tam da o çıktı. Maşallah. Allah senin şeyine göre bu ihtiyaca binaen, ama ben yine bu eli öperim. Gaybiye bir eli öperim. İnsan arza nispeten bir zerredir. Dünyaya göre bir insanın 60 kilosu nedir? İnsan arza göre bir zerredir. Arz da kainata nazaran bir zerredir. Dünya da kainata göre bir şey değil. Ve keza insanın bir ferdi nevine nispeten bir zerredir. 120 milyar insan yaratılmış diyor bilim adamları. Şimdi yaşayan 8 milyarmış. 112 milyar toprağın altındaymış. Yani bunlara göre, bilim adamının yalancısıyım ben de, bunlara göre sen bir zerresin. Bir zerredir. Nevi de sair ortakları bulunan enva içinde bir zerredir. Ve keza aklın düşünebildiği gayeler, faideler, hikmet tezliliği ve ilmi ilahideki faidelere nispeten bir zerreden daha aşağıdır. Peki, insan varlığa göre bir zerredir. Ama kainat bu kadar büyük. Görmediğim dağların arasında, taşların arasında çiçekler var. Hani benim için yaratıldı, ben hiç görmedim, kayboldu gitti. Yani istifadesi yaratılmış gayeye göre bir zerredir. Binaenaleyh böyle bir alemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla giremez. El cevap, şu cevaba bak ya. Siz başındaki cümleyi okuyacağım ve keseceğim. Evet, zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Varlığa göre, 18 bin aleme göre insan 60 kilo, 80 kilo olması zerre. Zerre gibi bir şeydir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alemi şehadet dardır, insanı istiyap edemez. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatın meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak darun ahirettir. Harika değil mi? Oh! Mühür oldu ya. Acayip bir şey ya, değil. Deli bir kitap ya, bak ne diyor. Bu kadar kısa içerisine insan nasıl tanımlanıyor? Zahire bakılırsa insan varlık içinde bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nispeten alem-i şehadet dardır. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak darun ahiret. Yoksa hiçbir şey insanı memnun edemez yani. Allah Resulü bir hadisi var bilmanı. Diyor ki, insanlara iyiliğiniz hiçbir şekilde tatmin ve teskin edemez. Geçici olarak rahm olursan ama mümkün değil. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. Çünkü Allah edememiş de.
tövbe. Yani Allah'ın bu kadar iyiliği, adam iyiliği kabul etmiyor. Senin iyiliğini mi sana rahmet edecek yani? Ancak akıllarını ve kalplerini tatmin ve teskin ettirmedikçe hiçbir insana iyilik olmuyor. İnna diyor ya neydi? İnne kâne zalûman cehûlâ. Ve lekad keremne beni âdem. Ama inna kâne zalûman cehûlâ. Böyle bir acayip bir mahluk. Tuhaf, tuhafıma gidiyor. Hakikaten ben miyim ya? Bakıyorsun her şey bende. Ne ararsın bende ya? Hayvanlık bende, meleklik bende. Her şey bende ya. Cebraillik de benim. Muhyiddin Arabi öyle demiş. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, Cebrail benim, İsrafil benim. Yetmiyor. İsa benim, Musa benim, Muhammed benim dedi. Ulan hakikaten bir tuhaf ya. Nasıl bir mahluk ya? Fena fillah olmuşlar adamlar. Batına girmiş değil mi abi? Geçmiş. Batına geçmiş. Yani sanki meyve. Meyve Hasan'dı, Ahmet. Gitti yaprak oldu aslına doğru. Aslına uruç edecek bak. Meyve, geç aslına. Çiçek, tohum, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Çekirdeğe gelince diyor ki, yaprak benim, doğru. Çiçek benim, meyve benim, kütük benim, ağacın dumanı, nuru benim. Doğru. Meyve zaten Ahmet'ti. Onun için mucizat Ahmediye demiş. Muhammed değil. Muhammed ağacın çekirdeğine denilir. Şahsiyeti Muhammed'i ağaca denilir. Meyveye beşer, komutan olması, baba olması, peygamber olmasına da Ahmet. İşte çekirdeği geçince meyvelere demiş ki Ahmet benim, İsa benim, Musa benim, Cebrail benim. Çünkü ağacın hayatiyeti İsrafil, İsrafil benim. Şuur, oradaki şuurlanma var, Mikail benim. Tamam mı? Ruhu, kanuniyeti Cebrail benim. İlmi hakikati, ilmi hakikati Cebrail'im. Oradaki kanuniyeti de Azrail. Bizim bu bedendeki ruhu tutan Azrail'dir. Dimağımızı tutan Cebrail'dir. Hayatımızı burada tutan İsrafil'dir. Şuurumuzu ve şeriatimizi tutan Mikail'dir. Hepsinin cemi cemi. Diyebilirsin Azrail benim, Cebrail benim, İsrafil benim, Mikail benim. O makama gel, o noktadan bak diyebilirsin, hakkın var. Ama aşağıdan dersen edepsizlik etmiş oluruz. Öyle değil. Biraz uzattım veya yordumsa sizi hakkınızı helal edin. Ama inanın hepsi siz. Siz buna layıksınız bu derslere. Hakikaten layıksınız. Yani hep böyle alışılmış şeyinde tarzda gidersek bize arkadaşlar nuska gibi ülfet belası de belasıyla bir defa naylon değil 7 defa nuska gibi sararlar biz. Ülfet belası var. Ustad da öyle diyor mektubatta. Ülfet belasıyla baktım diyor. Ben siz oluyorum anlamıyorum diyor. Mahkemede de geçiyor. Ben siz oluyorum anlamıyorum. Ülfetle baktığımız zaman. Ha iki asker varmış. Ya kardeşim acayip bir şey. Tabirlerin içine girdi mi? Evvel sikâr bakacak ne kadar zevkli oldu. İnşallah iyi olmuştur. Vâhir davâhum. Enelhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fatiha'tı masselâ vâhâdûl.